Evet, değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Devletimiz depremin ilk anından itibaren tüm kurum kuruluşlarıyla birlikte deprem bölgelerine biliyorsunuz intikal etti. Büyük oranda İskenderun için söyleyeyim. Tabii arama kurtarma faaliyetleri de tamamlandı. Sadece bir iki enkazımız var. Şu anda aramaların devam ettiği. O andan itibaren de depremden etkilenen vatandaşlarımızın geçici barınması ve konaklaması için de tüm imkanları seferber ettik. İlk etapta çadırlarda insanlarımızı barındırmaya gayret ediyoruz. Ardından da konteynerların yerleştirileceği, prefabrik yapıların yerleştirileceği alanları tespit ettik. Konteyner inşaatları, prefabrik inşaatları devam ediyor. Ancak şöyle bir imkan da elimize geçti. İskenderun tabii bir körfez deniz kentimiz. Limanları müsait. Akdeniz, Ege'de hizmet veren yataklı gemilerle de irtibata geçtik. İlk etapta temasa geçtiğimiz bir gemiyle de anlaşma sağlandı ve gemiyi de şu anda İskenderun körfezine getirdik. Arkamızda bulunan gemi 400 kabinli, 400 kameralı ve 1056 yataklı bir gemidir. Burada depremzede vatandaşlarımızın her türlü barınma, yeme, içme ihtiyaçları, hatta sosyal ihtiyaçları karşılanabilecek bir imkana kavuşturmuş oluyoruz. AFAD merkezimiz kendisine gelen müracaatlar içerisinde öncelikli olarak dezavantajlı grupları, binası ağır hasar görmüş, yıkılmış vatandaşlarımızdan başlamak suretiyle küçük çocuğu olan, yaşlı ihtiyarlarımıza öncelik verecek şekilde, engelli vatandaşlarımıza öncelik verecek şekilde gemiye bugün itibariyle yerleştirmeleri başlatacağız. Bu ilk gemimiz ama görüşme halinde olduğumuz iki gemimiz daha yine bu bölgeye gelecek. Onları da uygun limanlarda yine vatandaşlarımızın geçici barınması için tahsis etmiş olacağız. Bu vesileyle buradaki bu geçici süre içerisindeki bazı sıkıntıları da rahatlatmış olacağız. Ama tabii asıl olan kalıcı konutların bir an önce başlayıp bitirilmesi. O konuyla ilgili olarak da Çevre Şehircilik Bakanlığımız depremden etkilenen ilçelerimizde, il merkezlerimizde kalıcı konutların yapılacağı yerlerin tespitlerini yapıyor. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi kısa süre içerisinde bu inşaatlar başlayacak ve vatandaşlarımıza tahsisler devam edecek. Amacımız bu bölgelerde eskisinden daha sağlam, daha güzel yapıları insanlarımızla buluşturmak. Şu anda tabii deprem bölgelerinden geçici olarak komşu illere, depremzedelerin yakınlarına, akrabalarına gidişleri de söz konusu. Ama bir taraftan da hayat da devam ediyor. Özellikle İskenderun özelinde baktığımızda burası sanayisi de güçlü bir kentimiz, ticari açıdan da güçlü bir kentimiz. Orada da iş hayatı yavaş yavaş zaten başladı, çalışmalar da başladı. Bu kapsamda tüm planlamalarımızı yaptık. Biraz önce de burada burası için görevlendirilen koordinatör valilerimiz, kaymakamımız, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilimiz sağ olsun ilk günden bu tarafa bizlerle birlikte, milletvekillerimiz burada. Hep birlikte afetin üzerinden gelmek için gece gündüz gayret sarf ediyoruz. Ben tekrar tabii hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Onların kapasitesi de her iki gemi de 1500 yataklı olacak. Yani iki tane 1500 yataklı olacak. Şimdi yanaştırılacak limanlarla ilgili bir çalışma yapıldı. Onlar da hazırlıklarını yapıyorlar. İnşallah onları da birkaç hafta içerisinde burada limanda demirlemeyi, bağlamayı planlıyoruz. Teşekkür ediyorum.